Ya biz 12. soruyu yapalım. Diğerleri ödev gibi kalsın ki zaten 7'yi 8'i falan yaptık galiba. Evet, 7 yapılır, 7 yaptık, 8 de 8 yapmadık değil mi? muhtemelen yapabiliriz yani diye Kendi düşünüyorum. Şu an gördüğüm fiyatlarında indirim kadarıyla. olanların yani onu yaparsınız, o aynı. Sepetin oluşturma tarihi, sipariş Bir oluşturma aynı tarihi şekilde aynı. Onu da yapılabilir. yaparsın. Kredi kartıyla ödenen ve kargolanmış ya da tamamlanmış siparişlerin görüntülenmesi. Yani bunu da yapabilirsin. Aynı muhabbet zaten. Fakat ne diyor? 11'de ne diyordu? Sepeti oluşturmuş Sepeti fakat sipariş oluşturulmuş verilmemiş. fakat sipariş verilmemişlerin Ya getirilmesi. onu da yaparsınız. O da yine aynı. Tam biz 12'ye bakalım. 12'yi yapmaya çalışalım. Yani bunu yaptıktan sonra muhtemelen şurayı da yapıyor olacağız. Çünkü burada da bir verinin kendisini burada karşılaştırıyoruz ya. Ya tam anlamıyla aynı değildi. Yine de biz yapalım abi. Şu anda önce bir sipariş yani orders tablosunu bir çeker misin? Select yıldız from orders'ı. Getir abi bunu bir. Şimdi burada benim siparişlerim bak created date diye bir tarih bulunuyor. Mesela biz son 3 gün mü demişiz oraya? Mesela bizim son 3 güne uyuyor mu hiçbir kural? Var mı orada siparişlerle? 2003 birinci ay var. Ya biz bunu 40-50 gün gibi deneriz. Bir öyle Tamam, son bir ay deneriz. desek mesela nasıl olur? Yani son Ama 30 genel gün. olarak tabii. 30 gün olarak alabiliriz. Tamam yapalım bir görelim beraber. Şimdi Select Yıldız From Orders'ın altına bir tane daha yap. İşte yine onu Ctrl D ile çoğalt. Ne diyor? Sipariş oluşturulmuş fakat sipariş verilmemişlerin en az 3 gün geçmiş siparişlerinin getirilmesi. Ha, sipariş verilmemişlerin demiş. Bu diğer tablo Aygün. Bunu biz şeyden tuttu Sipariş mesela. verilmemiş dediği shopping cart tarafı. Shopping kartı. Evet, Aynen doğru. shopping kartı istiyor bu. Şöyle yapsak bir görsek mi? Aynen onu bir daha bir görelim. O da aynıdır da yine bir görelim onu da. Çok büyük bir fark yok arasında ama. Date var yine en sonda. Burada is complete üzerinden mi? Yani ona da bakacağız da. Sipariş oluşturulmuş fakat sipariş verilmemiş. Aynen. Ya is complete sıfır olanlara bakacağız. Ve crack date'lerine bakacağız. Ne diyor? İkinci ayın 12'si. Şu an biz ikinci ayın kaçındayız? 13. Tamam bizim yazacağımız kural geçerli olur burada. Şu an yazabiliriz o zaman. Abi select yıldız from shopping cart yapıyoruz. ver sonra. Ver. Bir parantez açalım mı? Açmayalım mı? Bilemedim de. Açalım ya. Biz açalım yine. Is completed eşittir 0. Bu birinci koşul. Dışına çıkalım. End diyelim. Sonra bizim created date'imiz. Şimdi benim 3 gün çıkartmam lazım şu anki tarihten. 3 gün geriye. Ya tam bunu şu anda hani tam doğru yapamasak da bir şeyler yaparız. Şimdi benim şu anki bu aldığım created date şu ankinden en fazla 3 gün küçük olabilir, tamam mı? Yani bu ne demek oluyor? Benim şu anki zamanımdan 3 gün çıkaracağım ve bu ondan büyük kalacak, tamam mı? O yüzden büyük eşit yapalım. Eğer dediğim şu andaki şeyi anlamadıysanız bir daha dinleyince bence daha iyi anlaşılır. Kanka şu dış parantezi silsene. Dış paranteze gerek yok. İçe bir parantez koymak zorunda kalacağım o yüzden. Onu sil. Hatta dışarıdakine de gerek yokmuş. Öbür paranteze de Almadığınız gerek yokmuş. şekilde. Şimdi burada bir parantez koyalım. Burada current date alacağız. Şu anki tarih yani. Current date diyor ya bak aynen. Aynen onu alalım. Hangisi? Onu alalım abi üsttekini. Bu demek şu anki tarihi bize getiriyor. Bundan bir çıkartma işlemi yapacağız. Yani bir boşluk bırak eksi yap. Burada da yine bildiğim yani umarım yanlış olmaz. Interval diye bir durum var. 3 gün önce alacağım için eksi 3 gün yapmam lazım. Eksi 3 demem gerekiyor. Boşluk bırakıp day yazacaksın. Gün anlamına day. Aynen. Bu şimdi bize eksi 3 gününü vermesi gerekiyor. Bir çalıştırabilir misin böyleyken? Yani yukarıdaki iki tanesi geliyor mu? Gelmedi. Created date büyük eşit current date eksi. Abi alta gel. Bir alt satıra gel. Select yaz. Select. Şu current date bak şu current date var ya parantezin içi var ya onu bir alıp kopyalar mısın oraya koyar mısın? Ne yazıyor bir görmek istiyorum onu çünkü. Koy. Yapış çalıştır burayı o satırı. Ne yapmış ya bu? Şu ana 3 gün3 beklemiş. gün eklemiş. O zaman Direkt 3 mü diyeceğiz? abi biz eksi koymadık mı oraya? Kör değil, eksi dedik. Tam bir direkt 3 desene Aygün. Altta yap. Orada yapma altta yap. Bir altta bir daha görelim.
Ben yanlış. Ha, eksi eksi artı yaptı abi. Ulan var ya onu unuttuk. Eksi eksi artı yaptı. Tamam şimdi oldu değil mi? Şu an oldu. Bir de buraya deniyorum. Aynen onu da dene. Şimdi 3 gün Tamam olanları geldi. aldın. Güzel de bunlardan bir tanesini büyük gibi farkı görelim. Hani onundan geri olsun ya. 9'u yap. İkinci ayın 9'u yap olsun bir tanesi. Update çek bir tane. Update hangi tablo? Shopping cart. Where ID. Set, pardon, set daha doğrusu önce. Set created date eşittir 2023 02 10. Yok 9 daha doğrusu. 10 olmuş. Tırnak içinde yazıyor bir herhalde tarihi. Aynen doğrusu. Daha eski tarihi mi diyeyim? 9 yap kanka mesela. Hani 3 günden geri kalacak ya 9. 09 tabii. Ver koşulun 2 yapacaksın. ID 2. Çalıştırma. Hepsi değişir çünkü. Tamam. Bunu çalıştır şimdi güncelle sonra alttaki bizim sorguyu bir daha çalıştıralım. Tamam gördüğün gibi bir tane geldi şimdi. Şimdi bu 3 günü 5 gün yapsan bizim öbür kayıt da gelmesi gerekiyor o zaman. Okey. 3 Evet, gün şu önceye an aldık ve sipariş verilmemişleri aldık. Sıfır olanları yani. Gerçekleştirmemiş. Bir tane daha zor bir şey var demiştik sanki ya. Yok muydu bir tane daha? Yoksa burada bırakalım mı? şu soru da herhalde. Sipariş tamamlanan ürünlerin kendi indirimi olan ve aynı zamanda indirim koduyla indirim uygulanmış siparişlerin getirilmesi. Yaparız da size bırakmayayım mı? Bırakayım mı onu bilmiyorum. Sipariş. Siz üsttekileri yapsanız bence yeter ya. Bunu da yapalım. Zaten bunlarla biz bayağı Yani biz uğraşacağız. uğraşırsanız buna gelip de yapamazsınız. Bu da kalır çünkü kalmasın. Yapmış olalım. Şimdi siparişi tamamlanan ürünlerin kendi indirimi olan ve aynı zamanda indirim koduyla indirim uygulanmış. Şimdi hem ürünün kendi indirimi olacak hem de indirim koduyla indirim uygulanmış olacak ve sipariş tamamlanacak. Yani bunu şöyle yapıyoruz. Order tablosundan geriye gideceğiz. Önce siparişe bakacağız. Sipariş tamamlanmış mı? Sipariş tamamlanmışsa ürüne bakacağız. Ürünün kendi indirimi var mı? Tamam kendi indirimi var. Aynı zamanda ürünün indirim kodu var mı? Buna bakacağız. Yani select yaz. Önce yıldızla başla abi. Sonra orayı düzeltiriz yine. Select yıldız from orders. Buradan sonra neydi? Ürünlerin dedi ki sipariş tamam. Tamam sipariş tamamlanan demek order status mu Statüsü 1 vardı? olan. Status ID'si 4 müydü? Bir baksana ona öyle hatırlıyorum. Bir status ID 4. Ver yazacağız. Tamamlanan 4'tü galiba. Evet. Aynen. 4 olan diyeceksin. Orders ver. Şimdi önce tamamlanan 4 olanı aldık mı abi? Aldık. Şimdi bir gidip bu from'dan sonra orders var ya oradan sonra bir o de ona bir boşluk bırak. O ver. Çok kısa bekletiyorum. Bir telefon geldi. Başlattım yine. Devam ediyorum. Şimdi biz buradaki durumda sadece order tablosuna bağlı olarak aldık. Şimdi bu veri alta atsın abi. Enter'la bir alta at. Bu bizim order'a ait kaydımızdı. O yüzden bu statüse de o nokta status ID yaz ki yani bir yandan çıksın kafamızdan o. Koşulla ilgili. Bir bu çıktı aradan. Şimdi bir enter daha yap araya. Join yazacağız çünkü şimdi artık. Inner join'de. Kuralı okuyalım bir daha. Inner join. Tamam ben bir basarsan okuyamıyorum çünkü gözükmüyor. Başka bir yere dokun. Sipariş tamam ne diyordu? Kendi Sipariş. indirim olan yani product Tamam product kısmından mı alacağız? tablosuyla bağlantı kuralım. Product bağlantısını kurmamız gerekiyor. Bizim order detail'e bağlanıp order detail'deki product'a bağlanmamız lazım her gün. O yüzden önce order detail'e bağlan. Yani inner join order detail iste. Geldi zaten bak demin gelmişti. Bas ona direkt enter'la. Tamam, bir daha enter'la alta. Bir inner join daha yap. Sonra buna da yine products'la order detail aynen bunları bağladın. Güzel. Ne demişti? Ürünün kendi indirimi. Şimdi vere bir end koy. Alttaki veri. End yap. V yani. Kendisi ne demek? Product'ın kendisi. P yani P nokta. Yok. Product'ın detayında mı vardı indirim? Değil mi? Detayında vardı o indirimli Evet. olan. Tamam abi. Inner join bir tane daha yap. Bakayım. Bakma bakma. Var Bir var. bakayım mı? Hatırlıyorum. Var mı? Var var var. Var mı? Var var. Bir tane daha inner join yap.
O da product detail olacak. Product detail ile product arasında. Enter'la. Zaten geldi o da yine. Tamam, product detail ya PD nokta. PD. Bir Aygün bir başka bir kenara bassana bir dakika. Bir kenara bir yere bas. Neydi olay? Ürünün kendi indirimi olacak, tamam mı? Ürünün kendi indirimi varsa normal fiyatı final price'tan yüksek olması lazım. Yani PD'nin price'ı PD nokta price büyüktür. Price enter büyüktür. PD nokta final price. Bu diğer bir koşul. Ve diyor aynı zamanda indirim koduyla da indirim uygulanmış olması mı diyor. Ne diyor, öyle mi yazıyor? Devamına getirsin. Aynı zamanda indirim koduyla indirim uygulanmış siparişleri getir. Siparişleri getir, tamam. İndirim kodu. Order tablosunda indirim kodu vardı sanki değil mi? Bir bakabilir misin order'ı, bir açsana. Orders tablosunu. Burada discount ID var mıydı buradayken? Tamam, discount var. ID var. Tamam, discount işte is not null olarak kullanmamız gerekiyor orada da. Aynen. Bu da bunun null olmadığı anlamına geliyor. Sonra bunu getirirken de böyle olan order'ları getir. Yani o nokta yıldız yaptın ya, şimdi o yıldızın oraya gel abi. O nokta ID yap mesela bir önce bir. Ya da o nokta yıldız yap yap. O nokta yıldız yap abi. ID işimize yaramayacak. Yetersiz olacak. O nokta yıldız. Yani O ile başlayan her şeyi alacak. Tamam. Şimdi çalıştıralım buraya. Bakalım ne geliyor. Sonra kontrolünü yapalım. Kaç tane geldi? 4 tane geldi. Şimdi bunlardan gidip bakman lazım artık. Ama bunlar üçü de aynı gibi sanki. Kanka şöyle yapalım. Bir dakika bekle. O nokta yıldızda neyi alsak bizim için mantıklı? O nokta discount'u alman lazım. Birincisi. O nokta discount. Yok, o nokta yıldız dedin ya Aygün. Onun yerine. Çünkü ikisini aynı anda verirsen ben bir anlamı yok. Ben birlikte alacağız diye düşündüm. Yok, discount'u al. Aynen. Virgül koy. OD nokta. OD nokta product ID'yi al. Hani onun da ürününü alacağız. Üründe indirim var mı görelim diye. Sonra bir de product'ın, yani product detail'in PD'nin neyini alacağız? PD'de bizim fiyatlarımız var. Price ile final price al. Price al. Bir de final price al. Virgül koy. Bir tane daha ekle. Final price al. Bir de abi onun ID'sini de ekler misin en başa? Çünkü bak demin üçleyerek geldi. Gördün mü? Üç tane aynı kayıt var. Tamam. Bir daha bir çalıştır bakalım şimdi. Tamam, ürünleri getirdi bize. Evet. Bir gidip bakabilir misin bu ürünlerde indirim var var zaten, daha doğrusu yazıyormuş da bakmana gerek kalmadı. Yazıyor. Biz bunları bilerek yaptık. Farkı aldık. 700, 500, 500, 250. Zaten discount ID'leri de var. Evet. Bunları şimdi biz ne istemiştik? Siparişleri görüntülemek. Aynı olan siparişleri görmeyeceğiz. Yani gruplayacağız. Group by. Group by. Order ID diyeceksin. En son verden sonra, oraya değil. Group by da hep verden sonra olur. Ya kullanım adına öyle yap. O nokta ID. Order ID değil de O nokta ID. Çalıştır abi şimdi. Ne diyor? O ID burada muhtemelen. Yok, o yüzden yapmıyor bunu. Yine diyor ki fonksiyonel olarak sen bunu diyor böyle kullanamazsın diyor. Çünkü birçok yerde, yukarıda aldığımız birçok yerde bu O nokta ID'yi kullandık diye yapıyor olabilir. Bir bakayım bir daha şu hataya. Ne diyor? Non aggregated kalın. OD nokta product ID. Nerede var ya böyle bir şey? OD nokta product ID. Burada. Orada da var, yukarıda da var. İki tane yerde kullandık. Bir product almaya çalıştık. Yani hangi ID'ye sahip, ona göre gruplamaya çalıştık. OD'nin içinden geldiği için
Hata mı veriyor yani bize? Only fool with square mode. Group by onun ID'si. Ben de bunu bir Google'layayım bakayım neden bu oluyor. Non-aggregate neydi? Bakıyorum abi bir dakika ben de başka bir yerdeyim. Ya abi bunun olduğu yerlerde genelde SQL Select modunu hep açmışlar. Bak şu an yine basar basmaz direkt bizim o çalışmıyor olabilir. Ben şimdi sana bir kod yolladım şeyden mesajlardan. Bir onu koysana bakalım ne olacak. Bir onu çalıştır abi önce o satırı sadece. Sonra yukarıdakini çalıştır. Çalıştı mı? Tamam, bir yukarıdakini bir daha çalıştır şimdi. Ne diyor? Hala aynısını diyor. Bizim burada yaptığımız aslında şu non-aggregate kalımdan ziyade diyor ki e-ticaret OD product ID which is not function dependent dediği yerde sorun oluyor. O bana teksti bir kopyalıp atabilir misin? Ya da Google'la abi sen Google'da. Senden de bakalım. Benden hiç girmeyelim. Sen de şu an senin ekranı verdiğim için. Sadece bunun son tarafını bir almak lazım ama bakalım böyle anlayacak mı? Muhtemelen gruplayıp gruplamak lazım. İç içe gruplamak gerekebilir mi acaba? Çünkü bir dışında var bir de içinde verimiz var bizim şu an. En alta doğru indik. Bunlar ne yapmış? SQL modu yapmış. Ne diyor? Bak bütün hepsini açmış. MySQL diye SQL mod. Bunlar. Engine Substation. Yani bilemedim. Bundan kaynaklanıyor olup olmadığını. Bir başka yere bakalım yine. Bence bizim yazdığımız kodla alakası var. Çünkü demin group by'den kullandık. Ya bu direkt şeyi algılıyor abi. Kodun sonundaki hatayı aratır mısın abi? Bu hepsine baktığı için en baştaki yerde. Ha, gerçi which what is not fonksiyonelite diyormuş ya. Onu da diyormuş. Mesela bizim PD'yi bastırdık. PD'yi bastırdık. Abi bastırdığın yerde Aygün. Bastırdığın yerde PD'yi çağırmasan olur mu? Select var ya. Select'in içindeki o PD'leri siler misin? Çünkü onları gösterirken gruplar gruplamak istiyor ya. Onları gruplayamıyorum diyor. O yüzden gösteremiyordur. Hatta OD'yi de kaldır. Bizim tek ihtiyacımız olan o ama tam böyle çalışır. Neyse. Çalışır çalışır bir görelim yine. Çalıştı mı? Yok. OD'yi de kaldır. Hatta tam böyle bir de kalsın yine ama. Şu an Tamam şu an çalıştı. çalıştı. Zaten bizim amacımız şeyi almaktı abi. Siparişi almaktı biliyorsun. Siparişi Evet. aldıktan sonra siparişin tüm bilgilerinden diğerlerine gidebilirim ben. Hani veri çekti mi sonuçta? Elinde var. Ya, o nokta yıldız yapsan onu. Hepsini sil o nokta yıldız yap. Gelenleri direkt öyle gördüm. Ya çünkü diğerleriyle beraber gruplamaya çalıştık. Bir sürü inerji oyun var iç içe şu anda. Onları hangisinin altından hangisine gideceğini çözemediği için getirmiyor. Bir de şu an var internetin fena dondu senin. Benim acayip kılıçlar. Daha çok kasıyor. Tamam neyse dur bir kalsın. Sonuç olarak biz order aldık mı abi siparişi aldık şu an. Evet aldık. Bir ve Siparişinde ikinci sipariş. şimdi bak burada biz siparişi aldım. Siparişini ne yaptım? Ben order detayı product ID ile order'ın detayına gittim. Onları da onlara bağladım. Aslında. Ve grupladığım zaman buradaki ürünlere ulaşmanın yolu da order detailin içindekilere ulaşmak demek. Tamam abi hepsini almış olduk elimizde zaten. Bunların içinden geri kalanı ulaşabiliyoruz. Bizim amacımız soru ne diyordu bize? Uygulanmış olan şey getir değil mi? Biz öyle yazmıştık zaten Siparişleri onu. getir. Siparişleri de aldık şu an elimize. Tamam okeydir.
Şunun herhalde şu an bunu yazmamızın bir Ya anlamı bunun bir yok. yardım olmadı da işte normalde mutlaka bununla ilgili bir hata alırsınız. Bizim dediğim gibi Docker'da çalıştığımız için hata almıyoruz aslında. Bizim olayımız biraz ondan kaynaklı. Mutlaka da bu YouTube'da izleyenler hata alacaktır yani bununla ilgili.